Merhaba arkadaşlar. Bugünkü video konumuz erime ve donma ısısı. Tanımlarıyla başlayalım. Erime sıcaklığında 1 gram katı maddemiz olduğunu varsayıyoruz. Erime sıcaklığındaki 1 gram katı maddemiz ki ben bunu buz olarak kabul ediyorum yani su 0 derecede bu katı maddenin tamamını sıvı madde haline geçirebilmek için sıcaklık değişimi yaratmadan sıvı hale geçirebilmek için vermemiz gereken ısıya erime ısısı diyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta erime ısısı tanımında maddemizin 1 gram olması ve sıcaklık değişiminin olmaması. Tekrar edelim erime sıcaklığında 1 gram saf katı maddenin yine erime sıcaklığında 1 gram saf sıvı maddeye dönüşebilmesi için aldığı ısıya erime ısısı adını veriyoruz. Şimdi şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu önemli bir ayrıntı. Isınma ve soğuma yerlerinde de sıklıkla kullanabileceğimiz bir bilgi. Hal değişimi esnasında maddelerin sıcaklığı değişmiyor, artmaz. Bu olay için artmaz çünkü ısınıyor. Veya tam tersi soğumaz madde hal değiştirirken. Çünkü alınan ısı maddelerin taneciklerinin arasındaki bağları zayıflatmak için kullanılır. Veya güçlendirmek için kullanılır. Su için erime ısısı sabit bir değer. 334,4 Joule bölü gram. Ayırt edici bir özelliktir erime ısısı. LE ile gösterilir. Birimi jür bölü gram veya kararı bölü gram şeklinde olabilir. Fark etmez. Hangisi veriyorsa onu kullanırsınız. Ve maddelerimizin erime ısılarına bakarak o maddelerin ne olduğunu anlayabiliriz. Örneğin demirin 1 gram demir eritmek için 117 virgül jür bölü gram. 1 gram buzu eritmek için 334 virgül jür bölü gram. 1 gram kurşun eritmek için 22,57 jür bölü gram değerini kullanıyoruz. Şimdi burada sıkıntı yok. Bu zaten bize soruda verilecek değer. Peki bize nasıl sorular gelecek böyle bu konuyla ilgili derseniz? Şöyle sorular gelecek. Diyelim ki bilmediğimiz m gram kütlesi olan bir maddemiz var. Bu maddeyi eritmek için gereken toplam ısı kadar diye bir soruyla karşılaşacağız. Şimdi 1 gramını eritmek için gereken ısı hızı, erime ısısıysa 10 gramı için ne yaparım o zaman? Toplam ısı eşittir. Kütle çarpı erime ısısı yani Q eşittir. M çarpı LE ile hesaplanıyor. Burada Q alınıp verilen toplam ısımızdır ki birimi joul. Kütle birimi olarak gram kullanacağız. Gram vermezse çevirmemiz gerekiyor. Erime ısısı olarak da bize verilen değer joul bölü gramsa. joul bölü gram değerini bulacağız. Ve o zaman birimimiz joul çıkacak ısı birimimiz. Eğer kalori bölü gramsa bu durumda da bizim ısı birimimiz kalori olarak çıkmış olacak. Şimdi burada bir örnek var. Hemen onu yapalım. Erime sıcaklığında 100 gram kurşunu eritmek için verilmesi gereken ısı kaç yüldür? Şimdi bu sorularda neleri karıştırıyorsunuz? Bana neyi soruyor? Ne yapabilirim o zaman? Birimlere dikkat edebilirim. Q'nun birimi neydi? Joule. Kütlenin birimi gram. Erime ısısının birimi de jul bölü gram veya kalori bölü gram olarak ifade ediliyor ki sorunun sonuna dikkat ederseniz erime ısısı bize verilmiş zaten. O halde şurada verilen gram cinsinden verilen değer benim kütlemdir. Bu da erime ısımdır. Kütleyi vermiş, erime ısısını vermiş. O zaman bilinmeyen ne kaldı geriye? Q. O halde formülümü yazayım önce. Q eşittir. M çarpı L E. Q'yu arıyorum zaten. Kütlem 100 gram çarpı erime ısım sorularda verilecek. 22,57 olarak verilmiş. Zaten buradan gramlar sadeleşecek fark edeceksinizdir. Çarpma işlemin sonucu bulursak 2257 jüllük enerjiye ihtiyacım olduğunu hesaplayabilirim. Toplamı bu şekilde hesaplıyorum. Nereden anladım Q olduğunu? Jül birimiyle sorulduğuna göre. Demek ki bana neyi soruyor? Q'yu soruyor diyebilirim. Şimdi Pardon arkadaşlar sıraları karışmış. Donma ısısına geçelim. Donma ısısında ise erim ısısının tam tersi. Bu sefer donma sıcaklığında 1 gram sıvı maddem var. Bu 1 gram sıvı maddenin katı madde haline dönerken dışarıya bir miktar ısı vermesi gerekiyor. Çünkü donan maddeler ne yaparlar? Dışarıya ısı verirler. Dışarıya verdiği ısıya donma ısı veriyorum. Donma sıcaklığındaki 1 gram saf sıvı maddenin saf olmak zorunda. Donma sıcaklığındaki 1 gram saf katı maddeye dönüştürürken etrafa verdiği ısıya donma ısısı adını veriyoruz. Erime ısısını L'e ile gösteriyorduk. Donma ısısını LD ile gösteriyoruz. Birim yine aynı jül bölü gram veya kalori bölü gram yine ayırt edici bir özellik ve bir maddenin donma ısısı erime ısısına eşittir. Yani maddenin erirken aldığı ısıyı donarken dışarıya verdiğini fark edebilirsiniz burada. Bizim suyumuz erirken 334,4 jül bölü gram ısıyı almıştı şimdi donarken ise dışarıya aynı ısıyı veriyor yine bize sorular da verilecek demirin donma ısısı 117, ,117 jül bölü gram buzun 334 de olabilir yuvarlayabiliriz 334,4 burada kullandığımız gibi jül bölü gram kurşunun erime özür diliyorum donma ısısı 22,57 aslında yanlış değil donma ısısı neyse aynı zamanda erime ısısı da bu demektir Yine erime masasında olduğu gibi bize nasıl çıkacak soru diyorsanız yine aynı formülü kullanacağız. Örneğin m gram bir sıvı maddenin donarken dışarıya verdiği ısıyı soruyorsa bana yine toplam ısıyı hesaplamak için toplam ısı eşittir kütle çarpı donma ısısı ve q eşittir m çarpı l ile formül hep aynı. q eşittir m çarpı l erime ise le donma ise L'de. Sonraki videomuzda göreceğiz. Buharlaşma ise LB yoğuşma ise L şeklinde kullanıyoruz. Bir örnek var yine bakalım. Demirin donma ısısı 117 J bölü gramdır. 100 gram demir, demir donarken dışarıya ne kadar ısı verir? Bu nedir? J bölü gram cinsinden verilen benim donma ısım L'de. Gram cinsinden verilen nedir? Benim kütlem. O halde formüle neyimiz eksik? Q eşittir. M çarpı L D diyorum. LD'yi vermiş. M'yi vermiş. O zaman neyi soruyor? Q'yu soruyor. Q eşittir. M 100 gram çarpı 117 jül bölü gram. Burada yine gramlar sadece çek. Birim jül kalacak gördüğünüz gibi. Hemen yazıyoruz arkasına 2 sıfır 11.700 jül olarak bu işlemde sonucunu bulmuş oluruz. Yani demir donarken 100 gram demir donarken dışarıya 11.700 jül ısı enerjisi veriyor. Yani donan maddeler dışarıyı ısıtırlar. Öyle diyebiliriz. Şimdi aynı noktaya dönersek eğer bu donan maddeler dışarıyı ısıtırlar. Kar yağmadan önce havanın müthiş derece soğuk olduğunu fark edersiniz ama kar yağdığı an havanın birdenbire ısındığını fark ediyoruz. Çünkü kar oluşurken gökyüzündeki hmm, Su buharı e, katı hale geçiyor. Aslında tam olarak bir donma demiyoruz ama bir nevi donma gibi dışarıya ısı veren bir olaydır. Bu yüzden kar yağarken hava ısınır. Çünkü donan tanecikler dışarıya ısı verirler. Bu da kar yağmaya başladığı an ortamın ısınmasının neden olduğunu bize açıklar. Bir başka örnek. Soğuk hava depolarında su dolu kaplar bulunuyor. Neden? Çünkü soğuk hava depolarında ne vardır? Meyvelerimiz var. Meyvelerimiz saf madde değil. Bir karışım. Örneğin donma sıcaklığı atıyorum. Bir meyvenin eksi 5 derece olsun. Hava sıcaklığı donma sıcaklığına ulaşmadan önce diyelim ki ortamda su dolu kabımız var. Hava sıcaklığı düşüyor. 0 dereceye geldiği an 0 dereceye geldiği an suyumuz ne yapacaktır? Donmaya başlayacaktır. Ve donarken dışarıya ne verecektir? Isı verecektir. İşte bu ısı Soğuk hava deposunun içerisinde bulunan meyveleri donmaktan koruyor. O yüzden soğuk hava depolarına su dolu kaplar koymuş oluyoruz. Bunun yanında donmayı geciktirdiğimiz durumlar da söz konusu. Çünkü neden geciktiriyoruz? Örneğin kış aylarında yollar buzlanıyor ve biz buzlanmasını istemiyoruz. O yüzden geciktiriyoruz. Nasıl yapıyoruz peki bunu? Şimdi normalde maddelerimiz sıvı halden katı hale geçerken daha düzenli bir yapıya geçerler. Ama biz saf maddemizin içine örneğin suyumuzun içerisine onun saflığını bozacak bir katkı maddesi koyarsak eğer bu katkı maddesi bu maddenin düzenli hale geçmesine yani şu hale geçmesini geciktirecektir. Yani ne olacaktır? Daha geç donacaktır. Yani daha düşük sıcaklıkta donacaktır. Dolayısıyla maddelerimizin İçerisine kattığımız maddeler donma sıcaklığını ve kaynama sıcaklığını değiştiriyor. Donma sıcaklığının daha düşük sıcaklıklara düşmesine neden oluyor. Aralığı genişleteceğiz. Bunu bir sayı doğrusu gibi düşünürsek örneğin su için donma sıcaklığı 0 derecedir. Ama içine bir katkı maddesi koyduğumuzda o madde artık sıfırdan daha düşük sıcaklıklarda donacaktır. Aynı şekilde sayı doğrusunu bu tarafa doğru genişleteceğiz. Yani daha geç kaynayacaktır. Normalde su... 100 derecede kaynayan bir madde ama içerisine bir katkı maddesi koyduğunuzda daha geç kaynayacaktır. Örneğin bununla ilgili güzel bir örnek. Makarna yapacağımız zaman ne yaparız? Makarna yapacağımız suyun içerisine tuzu suyu kaynattıktan sonra koyarız. Neden? Eğer önceden tuzu koyarsak tuzlu su yapmış oluruz. Maddemizin saflığını bozarız. Bu da suyumuzun 100 derecenin üstünde kaynamasına neden olur ve daha çok enerji harcamamıza neden olur. O yüzden önce suyu kaynatıp sonra içerisine tuzu ekleriz. Annelerinize sorabilirsiniz. Son olarak bu olayla ilgili günlük hayattaki uygulamalardan biraz bahsedelim. Kış aylarında tuzlama yapılması. Eğer sadece su olmuş olsaydı sıfır derecede donacaktı. Ama yollara tuz atıldığı zaman atıyorum örneğin eksi 10 derecede donmaya başlayacak. Bu durumda eksi 10 dereceye düşene kadar yollardaki su buz haline geçmeyeceği için yollar güvenli olacaktır. Arabaların içerisinde antifriz veya cam sularına katılan katkı maddeleri yine saflığı bozacağı için donma sıcaklığını düşürecektir. Uçak pistlerinin kış aylarında alkolle yıkanması keza gene aynı şey sebep olacak. Suyun saflığını bozuyoruz alkolle. Böylece daha geç sıcaklıklarda donacak ve en doğal örnek Göl ve nehirler daha kolay donarken denizlerin nadiren donması bize saflığı bozulan maddelerin daha düşük sıcaklıklarda donduğunu gösteriyor. Evet bugünkü videomuz bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Atlas Akademi'ne kalın. Hoşçakalın.